Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Geleleri alevden al bir ata binmiş, aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında, destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor, her askeri Mustafa Kemal gibi. Sayın kurucum, sayın yöneticilerim, değerli öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz ve sevgili arkadaşlar. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da evden eve, gönülden gönüle dolaşmasının 101. yıldır. Bizler beraberliğimiz pekiştiğinde, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama görevini tazeleme yolunda yeni bir heyecan duyuyoruz. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyoruz. Şimdi ise burada ekranlarınızın başında milli mücadelenin ilk adımı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılını coşkuyla anmak ve "Bütün ümidim gençliktedir" dediği gençler spor bayramını kutlamak için toplanmış bulunmaktadır. Sizler için hazırlamış olduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Sizler için hazırladığımız bu güzel programın akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Derya Kargül'ün günün anlam ve önemini belirten konuşması, müzik dinletisi, 6. sınıf öğrencilerimizden İngilizce Atatürk'ün geçtiği hitabesi, 7. sınıflardan arkadaşımız Dilasu Kökdemir şiiri, 5. sınıf öğrencilerimizden İspanyolca Atatürk'ün sözleri, gimnastik gösterisi, 7. sınıf öğrencilerimizden İngilizce gençlik ve spor sunumu, 7. sınıflardan arkadaşımız Doruk Duygu'nun şiiri, dans gösterisi, 6. sınıflardan arkadaşımız Derin Mavi Kutmuş'tan Atatürk'ten son mektup, öğretmenlerimizden gençliğe mesaj var, 7. sınıflardan arkadaşımız Altan Kaya'dan Atatürk ile ilgili PTT memurluğunun anısı, resimlerle 19 Mayıs. Şimdiden emeği geçen tüm öğretmenlerimiz, öğrenci arkadaşlarımız ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ederiz. Hepinizin bu güzel bayramını kutlar, iyi seyirler, sağlıklı günler dileriz. Thank you.
edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı, bu destanın adı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan Özgürlük Ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimizle bütünlüğümüz sağlayarak çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız milletin iradesidir. Bunun yaşatılması için hepinize ve özellikle de Atatürk'ün sizlere geleceği emanet ettiği gençlere çok fazla görev düşünüyorum. Sevgili gençler, unutmayın ki sizler Atatürk'ün eserleri için temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk... Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gök deniz nerede var, bugün nerede bu dağlar taşlar.
ağaçlar, güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök saçar. Altın güneş orada sırmala saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Taş'a. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Müzeffer Taş'a. Gentlemen, those detailed descriptions which have occupied you for so many days are, after all, merely a report of a period of time which will henceforth belong to the past. I shall consider myself very happy if I have succeeded in the course of this report in expressing some truths which are calculated to attract the interest and attention of my nation
and of future generations. Gentlemen, I have tried to show in these accounts how a great people whose national course was considered as ended. Reconquered its independence. I create the nation and the moderns that follow on the latest results of science and technology. The results we have attained today is the fruit of teachings, which arose from centuries of suffering. And the price of streams of blood, which have drenched every foot of the ground of our blood fatherlands. Solid treasure island, the hands of the youth of Turkey. Turkish youth, your first duty is forever to preserve the... and to defend the Turkish independence and the Turkish Republic. This is the very foundation of our existence and your future. This foundation is your most precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at home and abroad who will wish to deprive you of this treasure. If someday you are compelled to defend your independence and your republic, you must not deteriorate the possibilities and circumstances of the situation before up your duty. These possibilities and circumstances might turn out to be extremely unfavorable. The enemies conspiring against your independence and your republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world. It might be that by violence and truce all the fortresses of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed, and every part of the country invaded, and sadder and graver than all these circumstances, thus who hold power within the country may be in error, misguided, and may be even betrayed us. Furthermore, they may identify their personal interests with the political designs of the invaders. The country may be impoverished, ruined, and exhausted. Youth of Turkey is featured, and in such circumstances, it is your duty to save the Turkish independence and republic. You will find the strength you need in your noble blood. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayıyı, çapası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin balyasından. Bir duman, duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına, çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından gülleyip giderdi Erzurum'a kadar. O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir. Le presentiat de esse coven i henio hefe turco en Çanakkale en esse momento fue uno de los golpes más dolorosos de la historia para los aliados. Alan Morehead, escritor İngiliz. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklerin nasip olduğu kadarımızın karşımıza çıkardı. Los siglos raras gran años de mil en esta desgracia de calhanyo del siglo 20 fuera dado a los turcos y al destino a la pusiera en Francia. David Larry George Primer Ministro Reino Unido. O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil. Gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. El no era un simple dictator que buscaba fortuna y fama persona, sino un héroe que intentaba constituir bases sólidas generaciones futuras. Profesör Walter Wright. O,
Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı. Yakın doğunun tarihi değiştirdi. El Aydı, Türkiye, Para Dener, Una, Vida, Cena, De Libertad, Confianza, Independencia, Que, No, Tuva, Ninguna, Dela, Generaciones, Anteriores, Sus, Extos, Aseguraron, Que, Türkiye, Sea, Un Estado Europeo, Y, Cambio, La Historia del Medio Oriente. Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. Uno de los estadistas más prominentes de la posguerra era una clase propia y única en casi todos los aspectos. The Fortnighty, Londres. Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yepyeni güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkes kendini inandırmıştır. Mustafa Kemal es el corazón de la nueva Turquía. Creo una nación nueva y fuerte a partir de una sociedad vieja y desgastada, respetada por todos con su personalidad única y convenció a todos con su energía. Ma Xiuquan, escritor chino. Hello, my name is Efe Öztürk. Today I will show you what is the significance of May 19. May 19 is one of the national holidays in Turkey. It is called as commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day and celebrate annually. The importance of this day is to commemorate Mustafa Kemal Atatürk's landing in Samsun. How this happened?
After Atatürk's landing at Samsun, the independence war has started for Turkish people. From 1938 till now, officially May 19 is celebrated as the festival of youth and sports all around the Turkey. In that day, youth sings the national anthem in the schools, make parades on the streets, perform traditional dances. My feeling. I celebrate enthusiastically this holiday which Atatürk has given us. Like everyone, I am grateful Atatürk and the soldiers who fought in the liberation war, they made us a free country. I attend the May 19 celebration with my family. I feel proud and enthusiastic at the May 19 celebrations. Thank you for listening my presentation. Happy National Holiday! The founder of the Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk, arrived in Samsun on May 19 to start a popular uprising against the decision of the World War I allies to divide many territories of the defeated Ottoman Empire. We presently accept the date of Atatürk's arrival in Samsun as the starting date of the Turkish War independence. Following Atatürk's wish, the Turkish government declared May 19 to be Youth and Sports Day and made it an official holiday in 1938. The day received its present name. The commemoration of Atatürk Youth and Sports Day in 1981, which became the 100th anniversary of Atatürk's birth. One of the national days which we celebrate nationally is 19 May, the commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. May 19th represents a lot for the Republic of Turkey. It is actually the day when the liberation of the Turkish nation started. I will present you Youth and Sports Day. What are the people doing? Various sports events are held throughout Turkey on 19 May. Many celebrate this day by watching the athletes' performances at their local stadium or by participating in public sports events such as a half marathon. First of all, I think that we are lucky to have a president like Atatürk. He did a lot for us. We celebrate the 19th of May, the date when Turkish Republic's independence struggle started. With great enthusiasm and mention our great leader, Mustafa Kemal Atatürk, with gratitude. Hi there, it's Nisa from 7A. Today, we are going to go to give our point to 19th May commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. So what it is in basic? Let's look at find out. It is a celebration, Turkey Republic celebration. So we know what is in basic day. Okay? So now we want to learn more specific ones. Actually, this celebration has a long story. Now we will see how came it this form in our presence. On May 19 at 1938, it had accepted as a Youth and Sports Day, as additional gold medal 2739, on national gold list and general gold list. But then, the name of the holiday has renamed as May 19 commemoration of Atatürk Youth and Sports Day with the law of 2429, which has enacted in 1981, and the commemoration day. See you later. Be healthy. Stay healthy. May 19 is one of the national holidays in Turkey. It is called as a commemoration of Atatürk Youth and Sports Day and celebrated annually. The importance of this date is commemorate Mustafa Kemal Atatürk's landing in Samsun. After Atatürk's landing at Samsun, the independence war has started for Turkish people. Do you know what the Youth and Sports Festival means to me? Freedom. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek el değil mi? Kız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bugün. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak. O hız doldukça damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi. Gittikçe büyükleşen karardı gözlerimiz. Koş, atıl gemi sana engel olmasın deriz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel. Kuşlar gibi uç da gel. Rüzgar gibi es de gel. Siz beni hala anlayamadınız. Ve anlayamayacaksınız Çağlar. Hep tutturmuş yıl 1919, Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiz sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o alçın yapıyor artık. Bırakın, rahat etsin ama anlayamadınız. Siz bana neler yaptınız? Ondan haber. Hakkından gelebildiniz mi? Yoksulluğu, sefaret. Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin diye. Uygar uluslara eşit yeni buluşlar. Kuru söz değil. İş istiyorum sizden. Anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak alınmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece. Hala havacıkta anıtlar bulaklar. Hala oturmuş 10 Kasımlar'da bana alınır. Uyanın artık diyor. Uyanın, uyanın. Uygarlar fethine çıkıyor uzak bir gün. Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız laboratuvarlarda sabah kahvelerde değil. Bilim artsın saçları, kitaplar. Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlık. Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Demokrasiyi getirmiştim size. Özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynısınız. Hiç değişmiyor. Birbirinize düşmüşsünüz. Halk eğilmek duyulsa. Hani körler? Hani bol? Hani kaybolsunuz? Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece. Arayı kapatmanızı istiyorum. Uygarınız. Bilime, sanata, barınmaz, rezil dal kalın. Bu vatan
Canım vatan sizden çalışmak ister. Pardon söylemeye, pardon savunmaya. Yeter, yeter. Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil. Mustafa Kemal ülkesi sadece söz değil. 19 Mayıs demek gençlik demek, gençlik demek yarınlar demek. Siz gençlerinize, yarınlarınıza güveniyoruz. Hepinizin bayramını canlı yürekten kutlarım. Kıymetli öğrencilerim, bu özel, bu güzel günde bir arada olmayı çok isterdik elbet. Ama biliyoruz ki bir arada olacağımız günleri çok az kaldı. Tekrardan güzel telaşlarımız olacak, gösteri hazırlıklarımız olacak ve hep birlikte bunu ailelerimize sunacağız. Bu özel gün, 19 Mayıs Atatürk Anma Spor ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı kabul edilen 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gün. Bugünü Atatürk, geleceği aydınlatan gençlere armağan etmiştir. Hepinizi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerle dünya durdukça sonsuza dek yaşayacaktır. Atatürk devrimlerini yaşatmak, onlara sahip çıkmak, korumak sizlerin başça görevleri olmalıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merhaba sevgili öğrencilerim. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kıymetli öğrencilerim, bu yıl 101. yılını kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdumuzun her bölgesinde coşkuyla törenlerle kutlanır. Bu özel günü bu yıl tek bir farkla evlerimizden aynı coşkuyla kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü sizlerle paylaşmak isterim. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz. Atatürk bu sözleriyle gençlerimize duyduğu güveni belirtmiş ve bu bayramı gençlerimize armağan etmiştir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadelenin eşsiz kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm gençliğimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs, ulusal mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç günüdür. Yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atatürk ile ilgili PTT memurunun anısı. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Bir süre çalıştıktan sonra kentin postanesine gitti. Görevli bulunan PTT memuru o günü şöyle anlatıyor. Hava yağmurlu ve elektrikliydi. O zamanlar paratoner sistemi olmadığı için telleri toprağa vermiştim. Saat gece yarısına yaklaştığı bir anda kapıdaki nöbetçi koşa koşa içeri girdi. Bir haber verdi. Mustafa Kemal Paşa geliyor dedi. O bunu derken Mustafa Kemal Paşa tek odadan ibaret olan telgrafhaneye girdi. Ayağa kalktım. Buyurun paşam. Derhal Havza ve Amaç ile görüştürmem gerekiyor dedi. Hava elektrikte, telleri toprağa verdik, sizi görüştüremem. Bu vatanın kurtuluşu ile ilgili bir meseledir. Ya vatan kurtulur ya ölürüz dedi. Ceketinin cebinden ipik mendilini çıkarıp maniklerinin üzerine koydu. Benim için telleri devreye sokmaktan yapacak başka bir şey kalmamıştı. Sen ölürsen ben de ölürüm dedi. Elini bırakması için söylediğim ısrarlı sözleri aldırmadı. Uzun süre bırakmadı elini. Önce havzayı aradım, derhal cevap geldi. Kemal Paşa, kendinin adamlarının emir beklediklerini söyledi. Paşa, şifreli bir not verdi, yazdım. Gelen şifrede cevabı elime bırakmadan baktı. Bir kağıda çabucak şifreli bir şeyler yazdı. Havza iletmemi söyledi. Amantiyi değiştirdiği konuşmayı yaptı. Sonra, oh çok şükür, şimdi vatan kurtuldu dedi. Ve maliyetle gitti. Birden aptallaşmıştı. Oturduğum yerden kalkamadı. Mustafa Kemal Paşa hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Pes kapmaya, mevki elde etmeye gelmiş biri olamazdı. O bir gerçek vatanseverdi. Atatürk'e hayranlığım o yağmurlu bir gece de böyle başladı işte.
başlayan savaş Samsun'da bitmez. Toplarda, tüfeklerde düşmana yetmez. Toplarda, tüfeklerde düşmana yetmez. Başladı büyük savaş, sen de katıl arkadaş. Durmasın bu devrimler, bilmeden kuşlar yaş. Başladı büyük savaş, sen de katıl arkadaş. Durmasın bu devrimler, bilmeden kuşlar yaş. Gün geldi 19 Mayıs, bir kıvanç oldu.